Evet, başbakanın konuşmasıyla kesilmişti. Nerede kalmıştık? Oktay Bey, milliyet ve vatanın Evet. satışını konuşuyorduk. Evet. Nasıl karşıladığınızı ve sermayenin el değiştirmesini. Sermayenin el değiştirmesi belki de daha doğru ifadeyle benim özelim açısından bakınca Aydın Doğan medya dünyasına birileri çok eleştirmiş olsa bile çok iyi hizmetler vermiş bir işverendi. Milliyeti ve vatanı satmış olmasına o nedenle üzüldüm ama bir süreden beri zaten ben küçüleceğim diyordu. Onu açıkça da işte ilgililere, bilgililere, kamuoyuna da bildirmişti. Şimdi onun bir şeyi, bir aşaması gibi göründü. Bu açıdan üzüldüm. Ama Erdoğan Demirören'i tanırım. Yıllar, 50-60 yıldır tanırım. Bu sektöre ilgisi olduğunu da bilirim. İki, Aliran Naci Karaca'nın torunu Ali'yi de uzaktan bilirim. O daha ona yakın bir şeyim olmadı. Fazla bir hukukum olmadı. Ama onların eline geçmiş olmasını, milliyet ve vatanın onların eline geçmiş olmasını olumlu bir işaret olarak düşündüğümü söyleyeyim. Değerlendirmemi sanıyorum ki böyle Peki. burada noktalarsam doğru olur. Peki. Biraz da bir vaktimizden kısıldığı için az bir zamanımız kaldı. Ben şunu sormak istiyorum. Seçim çalışmaları için cebinizden para harcıyor musunuz yoksa partiniz size katkıda bulunuyor mu? Şöyle, parti her aday gibi benden de katkı talep etti. Ben de onu bana bütçem ölçüsünde, bütçem de uzatmaya gerek yok. Ben tazminatımı aldım Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra. Siyasete gireceğim Onu zaman CHP'ye mi aktardınız hayır ben hayır duydum. hayır hayır onu CHP'ye aktarırsam o kadar bir Oktay daha nasıl yaşayacak onu bilemem. Yok. Onun makul bir bölümünü bu siyaset nedeniyle kullanabilirim diye düşündüm. Gerçekten o çizgide yürüyor olay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her aday gibi benden de talebi oldu. Ben de bana düşen katkıyı bir kısmını yaptım, bir kısmını da yapacağım. O makul bir çerçeve içinde yürüyor. Yani tabii çünkü partinin o masrafı kaldırması tek başına mümkün değil. Dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sizin destek vermeniz lazım. O önemli olan bunun makul çizgiler içinde yürümesi. Bana bugün söyleyebileceğim şey o ki evet makul çizgiler içinde kalan bir şekilde desteğimi veriyorum. Peki nerelere gidiyorsunuz? Hangi mekanları seçiyorsunuz? Kahvehane sohbetleri yapıyor musunuz? Şöyle, bunu ben bilmiyordum. Meğer hep böyle olurmuş. İstanbul 3 bölgeden, 3 seçim çevresinden ibaret. Bu 3 seçim çevresi için il başkanlığı 3 ayrı sorumlu belirliyor. O 3 bölgenin sorumlusu sizin yani adayların ve parti örgütünün nerede ne yapacağına ilişkin program düzenliyor. Tabii onların bir de üst kademede ilde şeyi var, koordinasyon merkezi var. Bu birbiriyle iletişim içinde size görev veriyor. Yani Ahmet Bey şurası için uygundur. Mehmet Bey şu ilçede, şu tarihte, şu görevi yapması gerekir. Ben de o çerçeve içinde bu kampanyayı öyle götürüyorum. Bize görev veriliyor. İşin gayet hiyerarşik kuralları oturmuş bir işleyişi var. Bu vesileyle ben de Yani sizin tanık oldum. kişiliğinize uygun mekanlara Biliyorlar gönderiyorlar, öyle sizi mi? tabii. Ha. Yani Mesela nereleri diyelim ki seçmişler? Karadenizlilerin, Orduluların Ha. olduğu ortamda Oktay Ekşi daha o dünyaya kolay hitap eder. İletişim daha kolay olur. Gazeteciler dünyasıyla onun bağlantı kurması daha makul bir şey. O tür değerlendirmeler yapılıyor. Bir de yani seçim çevresinde hangi yörede ne kadar hangi tür yani adayla ilişki açısından uygun seçmen var. Bunları dikkate alarak program yapıyorlar. Peki. Eşiniz Profesör Doktor Aysel Ekşi daha evvel AK Parti'ye karşı seçim gönüllüleri projesi diye bir projesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sizin için de çalışıyor mu Hayır. seçim kazanmanız için? Hayır. Aysel bu projeyi, seçim gönülleri projesini sanıyorum 2009 yerel seçimleri öncesinde Yaptı. Ha, başlattı. devam ediyor Sonra diye. referandumda da biraz yaptı. Ha, Şimdi yaptı. bunda da yapmaya bu konunun içinde
bulunuyor. Benimle alakası olan bir şey değil. 2009'da benim aklımdan bile geçmiyordu siyaset. Ama Aysel kendi açısından ben torunlarıma özlediğim bir ülke bırakmak istiyorum. Bunun için de bana düşen değerleri seçim gönüllüleri örgütlenmesi için de yapmaya çalışıyorum. Hayır, desem, öyle bir şey yok. Ha, yapmıyor. Ben Aysel onun içinde çok da aktif değil ama içinde doğru. Yani bağlantısı var biliyorum. Çünkü telefon konuşmalarından falan tanık oluyorum ve o nedenle biliyorum. Ama benimle alakası olan bir şey değil. O kendi özleminin, kendi düşüncesinin, benim de çok saygı duyduğum bir çabanın içinde olarak bunu yürütüyor. Yürümesine yardım ediyor. Baş yazarken meclisin hangi hallerini eleştirirdiniz ve asla şimdi ben o hallerin içine düşmemeliyim dediğiniz, korktuğunuz neler var? Var. Mesela liderlerin grup toplantılarına girdikleri anda bütün milletvekillerinin ayağa kalkmasını hep yadırgadım, hep eleştirdim. Yarın öbür gün ben meclise girersem kalkıp Kılıçdaroğlu'nu alkışlamayacak mısın? Partinin lideri geldiği zaman o mahalle baskısının altında kalacak mıyım, kalmayacak mıyım kendimi bilmiyorum, tartamadım henüz. Ama kalkmama düşüncesindeyim. Lidere, genel başkana saygısızlıktan değil, orada o konumdaki insanın milletin temsilcisi olması nedeniyle bunu yapmamasının doğru olduğunu düşündüğüm için savundum. Hala zihnimde o var. O gün orada kalkarsam bunu dememiş miydin diyenlere bir şey diyecek lafım olmayabilir. Peki. Bilmiyorum. Şu anda kendimi o teraziye koymuş değilim. Ama samimi kanaatim, zaten bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu da bunun o uygun bir gelenek olmadığını ifade ediyor. Ama devam ediyor bu uygulama. Kimse de oturun arkadaşlar demiyor yani. O alkışla da ihtiyaçları oluyor bir süre sonra herhalde. Bilemiyorum. O ego olayları benim biraz uzağımda. Onun için onu tartamıyorum. Başka? Son soru. Eski köye başka yeni ne adet getirmek istersiniz? Mecliste mi? Evet. Mecliste. Son bir dakikamız. Meclise bir adet getirecek gücüm olacağını düşünmüyorum ama herkes kendi kimliğiyle oraya bir şey katmaya çalışır. Ben de benimkiyle ne katabilirsem onu yaparım. Hanım milletvekilleri hiç değilse pantolon giyebilmeliler gibi bir cümle hiç değilse. Hanımlar her zaman giyemiyorlar işte, biliyorsunuz. İşçilik meselesi o. İşçiliğin tadili meselesidir. O yapılabilir bir şeydir. Ben bilmiyorum. Yani parlamentolar gelenekler üzerinde işleyen kurumlardır daha çok. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Ben bir özel bir yön ifade etmiş olmuyorum ama parlamentolarının geleneklerinin önemli değerler olduğunu düşünenlerden biriyim. Mesela Merve Kavakçı meselesinde de Merve Kavakçı'ydı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, doğru. Onun başörtüsüyle girmesini, o türbanla girmesini eleştirirken parlamentonun geleneğine aykırı bir iş yaptığını yazdığımı hatırlıyorum. Bu konuda sizinle çok tartışmak isterdim. Doğru. Ama süremiz bitti ne yazık ki. Peki. Bir başka zaman inşallah seçilin. Biraz daha politikada zaman geçirin. İnşallah. Bu konuları konuşalım. İnşallah. Ben de teşekkür ederim duyarım. Geldiğiniz ben de teşekkür için. Ederim. Sağ olun. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine çok değerli bir konuğum olacak. O zamana kadar aklınızda kaldığım gibi gönlünüzde de kalayım isterim. Hoşça kalın.